Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Değerli takipçimizin sorusu şu, siz de biraz önce Çobani'den bahsettiğiniz için diyorum, soru sizle de ilgili olabilir. Çobani kuruluş hikayesinde SBA'den bahsetmişti diyor takipçimiz. SBA, biliyorsunuz Small Business Administration'ın ofisi var. Bu işte girişimcilere, yeni işletmecilere teşvik veren, destek olan bir kuruluş Amerika'da. SBA, E2 statüsünde bir girişimciye finansal destek verebiliyor mu diye tabii bana soruyor sorunun bölümünü ama ben bu değerli takipçinin sorusunu cevaplayacağım. Yalnız şuna da konuşmak isteyeceğim oradan girip. Tamam. İşte bu teşvikler noktasında biz hem Amerika'daki hükümetin federal olsun, eyalet bazında olsun teşvik noktası hem tabii Türkiye'deki girişimcimiz buraya geliyorsa Türkiye'den elde edebilecekleri teşvikler, hani benim demek istediğim ne var ne yok değil de ziyade ne tavsiye edersiniz, nelere dikkat edilmesi lazım noktasına gireceğiz. Ben bir takipçinin sorusuna hemen cevaplayayım önce. Şimdi Hamdi Bey'in de bahsettiği SBA tabii girişimi şu, Small Business Administration ofisi her belli ölçülerde girişimcilere destek olmakta, krediler vermekte. Bazen bunları karşılıksız yapmakta, bazen çok düşük faizlerle ya da faizsiz şekilde girişimcilere destek olmaktalar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Hani bu tip teşvikleri değerlendirmenize, araştırmanızı gerçekten çok biz istiyoruz ve teşvik ediyoruz iş adamlarımızı. Eğer siz E2 statüsünde olan bir firmaysanız, sonuçta siz yatırım yaptığınız, yani SBA'den alacağınız parayı yatırım yapamıyorsunuz. Yani o sizin yatırımcı vize dosyanızdaki yatırım sayılmıyor. Ama siz E2 statüsü almış bir firmasınız, yatırımınız zaten yapılmış. Ek bir bütçe kredi alacaksınız. SBA'ye başvuru yapmanızda fayda var. SBA bu konuda vermemezlik, hani biz siz E2 statüsündesiniz diye vermeyeceğiz demeyecekler. Çünkü burada kurduğunuz firma günün sonunda Amerika'da kurulan bir firma, Amerika'da iş yapan bir firma ve SBA bu noktalarda kredi imkanlarını size de sağlayacaklar diye ben bu takipçinin sorusunu cevaplamış olayım. Ama çok güzel bir konu. Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Siz bu konuda kısaca hem Amerika ayağında ne dersiniz bu teşvikler noktasında, iş adamlarımız nelere dikkat etsin? Hem de Türkiye noktasında gün sonunda bizim aslında yatırımcımız ya da iş adamımız ya da üreticimiz bir taşla iki kuşu vurabilir. Hem Türkiye'den ürünü buraya gönderirken teşvikten faydalanabilir. Tabii. Hem buradaki yerel teşviklerden faydalanabilir. Bu konuda düşünceleriniz neler Tufan Bey? Konsolosluğumuzun, New York'taki konsolosluğumuzla devamlı irtibattayız. Ertan Bey konsolos beyimiz. Onun yanı sıra ticari ateşelerimiz var. Özgür Bey çok değerli bir insan. İki tane daha ticari ateşemiz var bu arada yeni gelen. Evet, biriyle de tanıştım. Gerçekten hükümetimizin buraya gönderdiği ticari ateşe olarak çok saygıdeğer insanlar var. Yurt dışında değişik ülkelerde görevde bulunmuşlar. Çok tecrübeliler. Ben kendilerinin ticari ateşeliklerimizden tavsiye almalarını, ticari ateşelerimizin onları yönlendirdiği noktalarda ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Çok önemli. Hangi bölgeye gelirseniz New York'ta, Washington'da ticari ateşeliklerimiz bütün büyük şehirlerde mevcut. Çok başarılı bir ekibimiz var. Çok değerli bilgi veriyorlar. İlk başta ben onu tavsiye ederim. En doğru bilgiyi dediğim gibi doğru insandan. Daha başka iş adamı burada Amerika'da tecrübesi olmuş doktor bir arkadaştan değil. Teşvik konusunda gerçekten hükümetimizin teşvik için görevlendirdiği bir uzman kişiden veya avukat, ticari avukattan veya bir uzman muhasebeciden dediğimiz gibi alınmasını ben tavsiye ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ben de bu noktada şunu söyleyebilirim. Teşvik noktasında kesinlikle aslında güzel bir noktaya değindiniz. Kesinlikle bulunduğunuz bölgedeki ticari ateşelerimizle görüşmenizde fayda var. Onlardan hem Türkiye'deki teşvikler noktasında bilgi alabilirsiniz. Hem de burada yerel noktada neler yapacağınız konusunda. Diğer bir durumda tabii Amerika'da bulunduğunuz bölgeye yer almak istediğiniz bölge. Bu kasabada olabilir, ilde olabilir, şehirde olabilir. Kesinlikle oradaki belediyelerle ve kurumlarla görüşüp teşvik noktasında neler yaptıklarını öğrenmenizde fayda var. Çünkü örnek veriyorum New York'ta size belki dönüp diyecekler ki emlak noktasında, emlak vergileri noktasında eğer işte iş kurarsanız
size işte önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda emlak vergilerinde şu kadar indirim yapacağız ödenen kiralar üzerinden. Ya da işte ödediğiniz çalışanlığın üzerinden ödediğiniz vergide şu kadar indirim yapacağız tarzı teşvikler de var. Bu noktada da kesinlikle biz iş adamlarımıza girecekleri alanda ve sektörde ve bölgedeki bu tip teşvik durumlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ve diyelim ürünü Türkiye'den de çıkarıp buraya getireceğiz bir markadır bu. Tuko Kalite gibi tarzı fonlardan da destek alınabilir. Bu noktada adımlarınızı atarsanız başarılı olacağınızı düşünüyoruz. Ben bir noktayı da şöyle söyleyeyim. İş adamlarımızın tabii Türkiye'den buraya iş kurarken ya da yöneticilerini getirirken değerlendirebilecekleri şirketler arası transfer vizeleri ve işte E1 tüccar vizeleri ya da E2 yatırımcı vizelerinden de faydalanabilecektir. Önemli olan nokta bu tip detaylara dikkat etmeniz, neler gerektiği noktasında ön çalışmaları yapmanız olacaktır.